kadınlara değil, katillere barikat. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Bu biraz işte halkın da anlayabileceği şekilde bir şeyleri anlatmak. Ben onu trans birey demek de aynı zamanda yine ötekileştirici bir şey oluyor. Tabii. Çünkü, çünkü biliyorsun orada o beyanını vermiş yani trans kadın. Biz hiçbir zaman ayrı olmadık. Yani biz her zaman beraber yürüdük. Ben kadınım. İşte siz de yanımda yürüyenler kadın. Beraber biz sokakta 8 Mart'ta bir eyleme gittiğimiz zaman biz bir dayanışma içerisindeyiz. Bu noktada şöyle bir durum var. Birileri feminizme yön vermek istiyor işte. Oysa feministler orada o başı kapalı kadının da haklarını savunuyor. Çünkü bizim için asla önemli değil. Bir insanın toplumsal cinsiyet temelli bir şiddete uygulamasını, buna maruz kalmasının hiçbir bahanesi yoktur. Feminist hareket, Türkiye'deki feminist hareket zaten başı kapalı olsun, Kürt olsun, trans olsun, biz zaten bunların her zaman kesişim noktasında bunları savunuyoruz. Ama ne oluyor? Bir iktidar dili feminist hareketi bölmek için diyor ki ama bunlar bunu savunmadılar, ama onlar savunmadılar. Orada şey yapmaya çalışıyor. Bakın siz feminist, bu feministler sizi savunmazlar. Onlar sadece kendini savunurlar gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun aynı cephesi translar için de geçerli. İşte trans kadınlar size düşman. Onlar böyle böyle, onlar feminist değil, onların içerisinde sakallı erkekler var tarzında söylemlerle dışlamaya çalışan bir cenah var, bir mahalle var. Fakat bunların sesinin ne kadar kısık olduğunu aslında biz 8 Mart'ta gördük. 8 Mart'ta İstanbul'da ne kadar çok trans dostu, trans kapsayıcı bir feminizm olduğunu bu yıl gördük. Hani bu artık böyle resimlerle kalıplanmış bir şey. Kadın örgütlerinin aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi, LGBT artılar bahane edilerek kaldırıldığı zaman buna karşı bir tepki göstermesi de LGBT artılar da bunun içerisindedir, dahilindedir diyerekten tepkilerini göstermesi de bize bunun aslında ne kadar sesinin az olduğunu gösteriyor. Ben şöyle bir yakıştırmayı çok sevmiyorum aslında. Transfeminizm ve feminizm diye bir ayrımı ben çok sevmiyorum. Biz şunu savunuyoruz. Biz kapsayıcı bir kesişimsel feminizm savunuyoruz. Yani kesişimsel feminizmde sizin politik duruşunuz, maddi durumunuz, sizin cinsel yönelim ve kimliğiniz önemli değildir. Ataerkiğe karşı hep beraber dayandığımız ve birbirimizi savunduğumuz bir mücadeledir kesişimsel feminizm. Vazgeçiyor muyuz? Hayır! Korkuyor muyuz? Hayır! Bu sözleşmeyi geri kazanacağız. Bizim için asla bitmedi. Bir araya gelmesini istemiyorlar. Çünkü şu an Türkiye'de feminist hareket çok güçlü. Çok güçlüyüz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu ülkede hani muhalefet içerisinde dahi en uzun süredir ve en kararlı şekilde duruşunu sergileyen ve başını dik tutan hareket feminizm hareketi. İstanbul Sözleşmesi bize! İstanbul Sözleşmesi bize! Biz eşitlik istiyoruz ve kapsayıcı olunmasını istiyoruz. Bir söylem üretildiği zaman bizim olduğumuz unutulmasın. Örneğin işte hamilelik meselesinde trans erkekler sıkça unutulur. Trans erkeklerin varlığı görmezden gelinir. Bu mesela kapsayıcılıktır. Onları da bu tür işte mesela kürtaj tartışmalarının içerisinde dahil etmek önemlidir. Kadın hakları mücadelesinin içerisinde kesişim noktalarında bu tür benzer ataerkil düşmanlıklara maruz kalan insanları kapsamak çok önemlidir. Ama asıl bunların hepsinin bağlandığı nokta da eşitliktir. Biz translarla bu toplumun eşit olmadığını görüyoruz. Ve diyoruz ki siz translarla eşitleneceksiniz. Buradaki en büyük belki de o şey, refleks diyelim. Hani o direnç noktası eşitlenme korkusu olarak bize geliyor. Hani şey gibi, işte bu insan işte istediği kişi, yani istediği kimliği alsın, bunun bana olan derdi sorunu nedir? Şimdi bu mesela beyazlarla siyahlar arasında olan ırksal çatışmanın Amerika'da çok önemli bir şeyidir. Beyazlar siyahlarla eşitlenmek istemezler. Çünkü yüzyıllarca siyahların zulüm gördüğü bir sistemden yüzyıllarca birikmiş olan bir fayda sağlamışlardır.
O yüzden bu faydaların söylenip onların suratlarına, hani biz, siz bunu zulümle elde ettiniz bunları, biz bunların hani eşitlenmesini istiyoruz dendiği zaman direnç göstermenin de benzer bir noktadadır. Çünkü azınlıklar eşitlik istediği zaman onların hiyerarşik olarak, hegemonya olarak üstünde olan grup bunu istemez. Çünkü aşağı taraf hak talep etmektedir. O haklarını verirsem, eşitlenirsem o haklar benden gidecek diye hisseder. Ama biz öyle bir şey istemiyoruz. 66 yıldır geçerli olan bir beyanname var. İnsan Hakları Beyannamesi. Bütün insanların özgür ve eşit doğduğuna karar vermiş, kabul etmiş ve imza atmış durumdayız. Yani dış görünüşünü veya sevdikleri kişiyi beğendiğimiz kişiler değil, hepsi için bu haklar geçerli. Devlet temel haklar açısından hiç kimseyi mahrum edemez. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yasal haklarımıza ulaşmak. Cis dediğimiz, yani trans olmayan kimlikler, bu kimliklere sahip insanlar doğdukları andan belli başlı hakları ceplerinde doğuyorlar. Biz trans olarak açıldığımız zaman topluma bizim belli başlı haklarımız ellerimizden alınıyor. Tüm trans bireylerin yaşam haklarından, sağlık haklarından, sosyal haklarından, tüm haklarının yasalar önünde güvence altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çalıştırılmamak, barınma hakkının elinden alınması, sağlık hizmetlerine ulaşamamak, bunların her biri temelde aslında yaşam hakkının ihlaline gidiyor. Örneğin ben yasal kimliğime ulaşabilmek için, yani yasal kimliğimi alacağım ki ben bankaya gittiğim zaman, ne bileyim trende bilet alırken, uçakta bilet alırken, işte ne bileyim evlenirken, işte bunları yapacak, yani temel medeni haklarımı kullanırken zorluk çekmemem için, yeri geldiğinde hatta bu haklara ulaşabilmek için mesela benim kimliğimi değiştirmem gerekiyor. Fakat kimlik değiştirme süreci çoğu trans için yıllarca süren. Hastaneye gittiğim zaman hani olduğum haysiyetime ve onuruma sahip çıkılsın istiyorum denilerek gittiğiniz bu yolda size heyetler, psikologlar, psikiyatrlar, endokrinolojiler, hormonlar, işte ameliyatların zorunlu olması falan, bu tür bir sürü karşımıza sorun çıkmakta. Biz o yasal kimliği almadan da ne yapamıyoruz? İşte mesela iş yerine gittiğiniz zaman bakıyor, İşte kadınsın diyor ama diyor kimliğinde erkek yazıyor diyor. O zaman diyor ben sana iş vermem. Ya da büyük bir şirkette çalışıyorsunuz. Onlar mesela global şirketler. Yani şirket politikası olarak sana bunu söyleyemezler. Yani transı seni işe almayacağız diyemezler. Ama diyor ki ya müşterilerimiz senden çekiniyor. O yüzden bu iş olmaz diyor, atıyorum. Ve bu şekilde insanların cinsel yönelim ve kimlikleri üzerinden İş hakları, istihdam hakları da ellerinden alınıyor. 80'li yıllardan beri travesti ve transseksüeller ya da LGBT artı bireyler devamlı hedef gösterildi. Devamlı bu ülkede şiddete uğradılar. Devlet politikası. Kendi sosyal çevremiz devletin politikalarından da etkileniyor. Medyanın söyleminden de etkileniyor. Bu noktada bizi tanımak yerine arkadaşlarımız, ailelerimiz yıllarca bildiği bir insanı olduğu gibi kabul etmektense olmadıkları şekilde kendilerini bir kalıba sıkıştırmış haliyle kabul etmeye daha meyilli oluyor. Ben son yıllarda bunun açıkçası azaldığını düşünüyorum. Hani yıllar içerisinde bu şey görünürlüğün artmasıyla, görünürlük bu noktada çok önemli, arkadaş ve aile çevrelerine yansıyor. Önümüzdeki en büyük engelin dünyanın en büyük terör örgütü olduğunu gördüm. Bu terör örgütü silahlı bildiğimiz terör örgütü değil. Bu terör örgütü el alem. Hepimiz el aleme göre yaşamaya çalışıyoruz. Oğlum bana bir gün gelip baba ben eşcinselim dedi. O zaman hiç düşünmeden ona oğlum bu senin hayatın. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Biz daima senin yanında olacağız dedim. Kendi ailemde öncelikle onlar da bir bilimsel kanıt arıyorlar. Biz bir cis hetero kişiye hiçbir zaman bunun kanıtını sormayız. Sen gerçekten emin misin trans olmadığına, hetero olmadığına? Hadi bakalım seni bir testlere sokalım, psikiyatrları bir gör demeyiz. Ama trans olduğu zaman bu kişi ya da LGBT'nin herhangi bir noktasında olduğu zaman hadi bakalım bunu bize kanıtla noktasından yaklaşabiliyorlar. Bazıları için bu kanıt da yeterli oluyor. Allah böyle yapmış, o zaman kabul edebilirim. Ama bazıları da diyor ki aynı noktada ahlaka ve işte bizim dinimize aykırıdır deyip bu noktada şey oluyor. Benim ailem ilk partidendi. Senin durumun buysa senin arkandayız, sana yardımcı olacağız. Senin ulaşman gereken medikal yardım neyse, maddi yardım neyse, manevi yardım neyse biz sana
bunu vereceğiz dediler. Yani nefret etmek için bahane çok. Kabul etmek için insanlar kendilerini, aileler nasıl bahaneler bulabilirlerse bulsunlar. Bu noktada altını çizmemiz gereken şey bizlerin yanlış olmadığı. Biz hasta değiliz, yanlış değiliz. Bu bir varoluştur, bu bir hayattır, bu bir insandır. Ve bunlar asla bu şekilde sadece ve sadece kimliği üzerinden, hiçbir etik ve erdem belirtmeyen bir kimlik üzerinden bunun yapılması tabii ki düşündürücü. Eşek değilsiniz diyenler! Suçlusunuz! Ayrımcılık yapanlar! Suçlusunuz! Ben kendim hatırlıyorum. 15-16 yaşındayken Google'da Kaos GL yazmaya korkardım mesela. Acaba beni izleniyor muyum falan, böyle paranoyalara girip mesela bu tür kaynaklara ulaşmanın bile büyük ön yargı duvarlarıyla engellendiği bu toplumda kaynaklara ulaşmak da çok kolay değil. Bizim kendi içimizde üretmiş olduğumuz kaynakları da çoğu aslında fobik adlandırdığımız, yani nefretle işlerini yapan akademisyenler de tabii ki ciddiye almıyor. Çünkü diyor ki bunlar zaten yazmışlar, kendi kendine çalıp oynuyorlar. Yani bu noktada çoğu yerde bizim üretmiş olduğumuz bilgi kaynakları da akademik kaynaklara da çok refere edilmiyor, çok oralara gitmiyor. Mesela öznenin aslında akademiye girmesi lazım. Yani daha çok LGBT'ye artı öznenin, daha çok transın özellikle akademiye girip, bakın trans hakları böyledir, ben trans araştırmak istiyorum, ben işte hormon replasman terapisini çalışmak istiyorum, translarla psikoloji çalışmak istiyorum gibi bu tür şeyleri ya öznesi ya da öznesi olmasa dahi derneklerden yardım alarak etik kurallarına uygun bir şekilde insanların çalışması gerekiyor. Siz nefret söylemi içeren bir araştırma yayınlanırsanız bu yayınlanmış araştırma çoğu insan tarafından benimsenir ve konuşulur, edilir. Aa bak ben araştırma yapılır falan. Ama siz akademide trans dostu, trans destekleyen bir araştırma yaptığınız zaman sizin yayın bulmanız da zor, çalışabileceğiniz doktor bulmak zor, işte bir hoca bulmak zor falan. Hani burada böyle bir sürü küçük engeller var. Burada mesela çok ilginç, yani trans çalışan kişilerin de siz hetero olsalar dahi iş bulmaları zorlaşıyor. Transların önüne konulmuş istihdam engeli aynı zamanda onların destekçilerine de çokça yaftalanan bir şey. Cinsiyet geçiş sürecimi başlattım. Bu süreçte tabii ki istenmedim. Çıkışım verildi. İstifaya zorlandım. Ben mesela diyorum ki, atıyorum ben hastaneye gittiğim zaman bana kendi ismimle hitap etsinler. Atanmış ismimle değil. İşte ben kimliğimi almak istediğim zaman devletten ya da bir bankaya gittiğim zaman ya da bir işte ne bileyim A noktasına B noktasına gideceğim zaman asayişle karşılaştığım zaman bana şey demiyor. Ama mesela senin kimliğin böyle, sen böyle gözüküyorsun, sen şöyle yapıyorsun, sen böylesin. Hani anlatamıyor muyum? Bu ayrımcılıklar aslında hayatımızın her yerinde ve eşitlenme isteği çok doğal bir istek. Ben de insan onuru ve haysiyetine göre bir yaşam yaşama hakkına sahibim. İstihdam, eğitim, işte sağlık, onun dışında mesela üreme hakkı, bir aile kurabilme hakkı onun dışında. Bunların hepsi yaşam hakkına bağlıdır aslında. Ayrı değildir. Yaşam hakkı dediğim gibi sadece nefes almak değil. İyi, güzel, onurlu ve haysiyetli bir yaşam yaşamaktır. Biz de dediğimiz şey bu. Translara siz bunu vermiyorsunuz. Translarla eşitleneceksiniz. Biz bu haklarımızı istiyoruz. Ve bunlar bir rica da değil, bunlar bir taleptir. Tam dediğimiz üzerine.